Merhaba sayın seyirciler. Bugün 17 Kasım Perşembe. Yeni Günde Gündem programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem bugün konu Sayın Senem Kılıç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Bilgisayar mühendisi ve iş kadını diye yazılmış altyazıda. Siyasetçi tarafını unutmuşlar herhalde. Siyaset tabii. Siyasete ara verdik ama politikalara devam ediyoruz. Siyasete ara verdik diyorsunuz. Milliyetçi politikalar üretmeye devam ediyoruz. Bu kesin bir ara verme değil yani. Değil tabii. Geçici bir süre diyorsunuz. Şu anda tabii partimizin iki seçim sonrasında devam eden politikalarını yakından takip ediyorum ben de. Ve siyasetin sadece mecliste yapılmayacağı ile ilgili hep söylemim vardı. Sadece oraya gitmeyi şartlanmak ya da sadece bir ünvana, bir titre bu işi sığdırmak ya da devlete, millete hizmeti bu noktaya getirmeyi de biraz genişletmekte fayda var dedik. Koşturuyoruz. Evet. Pek çok yerde varım. Seçimlerde önce bir üçüncü sıradan girdiniz. Sonra bir ikinci sıraya düştü. Herkes MHP'nin tekrar ikişer milletvekiliyle her bölgede çıkacağını beklerken bir şanssızlık mı oldu? Ne oldu? Neler değişti sizce? Tabii milletin takdiri çok önemli burada. Dolayısıyla konjonktürün de o gün itibariyle getirdiği bir noktada partimizin ilk seçimlerden sonra çift taraflı hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de diğer CHP ve HDP bloğuyla koalisyon yapmamasına karşılık herkes aslında böyle bir beklentinin neden gerçekleşmediğiyle ilgili MHP'ye ikinci seçimde biraz daha oylar konusunda tepkisel davrandı. Soru işaretleri çoğaldı, o yüzden diyorsunuz. Çoğaldı. Belki de biz tabii elimizden geldiği kadar işte iletişim önemli yani. Elimizden geldiği kadar doğru iletişim mi kurmaya çalıştık. Fakat baskın da biliyorsunuz kısa bir dönem. Kısa dönemde yerel ve ulusal medyanın da tabii halkın üzerinde yönlendirici ciddi bir etkisi var. Ondan dolayı bugün itibariyle gelinen nokta siyaseti çok konuşmaktan ziyade zaten daha çok huzuru ve birlikteliği aradığımız bir dönemi gerektiriyor maalesef yani. Evet. Şöyle çok şey değişti o günden bu yana. Epey değişti değil mi? Şöyle darbeden bu yana biraz bahsetseniz. Evet. Neler oldu? Neler Allah görüyorsunuz? Allah bir daha yaşatmasın. Evet. Amin. Değil mi? Yani biz inanamadık bu devirde. Hiçbir ortada bir şeyler normale gitmişken ekonomik veriler, herkes yatırım yapmak için doğru haberleri beklerken falan çok anlamsız. Bir iş kadını olarak darbeden bu yana olan geçen süreyi ekonomik anlamda Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Birlik ve beraberliğin sağlanması adına hızlı bir şekilde ülkemiz yani milletimiz Türk milleti o asil duruşunu ve güçlü duruşunu gösterdi bence. Özellikle uluslararası camiada da biz çok hızlı bir şekilde hayretler içerisinde izlenen ama takdiri de bir o kadar çok toplayan, krize alışmış, krizleri de çok hızlı yönetebilen bir ülke olduğumuz ciddi tescillendi. Birlik beraber... Alışılmış krizler. Evet. Krizler biliyorsunuz dünya genelinde böyle 10 yılda bir aralıklarla krizler yaşar devletler, ekonomiler. Türkiye bu konuda oldukça artık tecrübeli. Bir de böyle bir darbe girişimine karşılık da milletin çok hızlı reaksiyon gösterip birlik beraberlik içerisinde siyasi kanatta da göstermiş olması gerçekten bizim gücümüzü ortaya koyuyor. Bu da ekonominin çok hızlı toparlanması ya da çok dar boğaza girmeden belki de olağan seyrine gitmesini sağladı. Bir çatı dövizde en sonki işte Amerika'daki seçimlerden dolayı bir artış var ama zaten bizim gibi ekonomiyle uğraşan ve şirketlerin ekonomik yapılanmalarına destek veren kişiler beklentisine uygun dövizle kapatıyor yani pariteyi biz 3.20 doları 3.20 üzerinden bütçelendirmiştik bu sene öyle görünüyor 16.80. Önümüzdeki dönem içinde tabii dövizdeki dalgalanmalar ve dünya genelindeki konjonktürün Türkiye'deki yansımalarını biz her gün yaşıyor olacağız. Yani Türkiye'ye özgü bir şey değil şu andaki doların yükselişi diyorsunuz. Bütün dünya genelinde. Çünkü bakın hükümetimizin ve politika geliştiren kişilerin bu konudaki duruşu oldukça iyiydi. Ve gerek bizim partimizin gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 15 Temmuz darbe girişimi neticesinde birlik ve beraberlik çağrısına hızlı bir şekilde yanıt vermesi ve devleti destekler duruşu da çok önemliydi. Çünkü bu dönemde siyasette ayrıcalık ve erklik geliştirmek çok anlamlı değil. 15 Temmuz sonrası ekonomi olağan rutininde gidiyor. Pardon, yanlış anlamadım değil mi? Bu dönemde siyasette ayrı şeyler söylemek pek anlamlı değil diyorsunuz. Evet, bu dönemde evet siyasette ayrıştırıcılık. Ayrıştırıcılık. Ayrıştırıcı bir yapı gütmek çok doğru değil. Çünkü şöyle düşünün, narkoz yemiş ya da daha doğrusu komaya girmiş bir kişinin komadan sonra koşturmasını beklemek ya da ondan çok hızlı bir performans beklemesini göstermesini beklemekle bugün için ona el vermek, onu desteklemek birbirine aslında yakın şeyler. Tezat ama aynı sınırda. O yüzden de partimizin bugünkü duruşunu da buraya bağlamaya çalışacağım.
Bugün siyasette varlık göstermek ya da siyasette ben demiştim oldu ya da benim dediğim doğru çıktıdan ziyade daha güçlü bir ülke, daha güçlü bir devlet ve daha güçlü bir milletin fertlerini huzurlu bir şekilde birleştirecek politikalarda her türlü fedakarlığı yapmak bence önemli. Tabii doğru iletişim kodlarıyla gene iş meseleye geliyor ama Sayın Genel Başkanımız zaten bu konuda gerekli açıklamaları yapıyorlar, yapacaklardır da. Gerekirse de onun kurmayları. Bizler de gittiğimiz her ortamda İzmir ve İstanbul'da daha çok ben varlık gösteriyorum. Benim de Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki siyasetçi ve politika üreten kimliğimi de bildikleri için genelde soruyorlar. Anlatıyorum. Herkese anlatıyorum. Ne olup bittiğini. Evet, bu söylediğiniz çok önemli aslında. Birçok buraya gelen birçok konuk var. Bu konukların birçoğuna aslında benzer şeyleri duymak istiyorum ama ne yazık ki olmuyor. Sanki taraflar böyle keskinleşmiş gibi, insanlar birbirlerinin açığını arar gibi. Ben demiştim oldu meselesinden bahsettiniz. Ben demiştim oldu demekten ziyade birliktelik tabii, önemli tabii. Demiştiniz bu ortamda. Yani ben bugün desem ki Milliyetçi Hareket Partisi son bir senedir dediği her şey bugün çıktı desem ne geçecek? Ne işe yarayacak? Oldu ama yani. Evet. Sonuçta dediğimiz her şey çıktı. Dolayısıyla birileri bir şey diyorsa ve o doğru çıkıyorsa bugün de söylenen şeylerin gelecekte doğru şeyler oluşturabileceğine insanların güvenmesini beklerim ben. Evet, bu lafı herhalde böyle manşetlerle koymak gereken gazeteye. Evet, biraz şeye evet. Girelim. Bölünmeye başladınız. Bir parça İzmir, bir parça İstanbul. Evet, ben aslında Ahmet Bey hep şu çabam vardı. Uzun yıllar İzmir'de, İzmir merkezli bir holding ki Lucien Bey'in de kulaklarını çınlatmak isterim. Kendisi de çok milliyetçi ve vatansever bir iş adamıdır. İzmir merkezli kalmaya özen gösterdi. Ben de herhalde o sudan içtiğimizden 13 sene beraber çalıştım onunla. İzmir'e aşığım ve İzmir'e ekonomi, İzmir'e değer, İzmir kültürüne katma değer sağlama çabam var. Dolayısıyla şirketin merkezi İzmir. Fakat bir şirketimiz daha var, yazılım. Bu ülkenin söylediğimiz her şeyin yine aynısını yapıyoruz. Yani meclise de gitsem bunu söylüyor olacaktım. Bugün toplum içinde de aynısını yapıyorum. Katma değer üretecek konulardan biri Türkiye'nin kendi yazılımını üretmesi. Kendi teknolojisini üretmesi, yerli üretim yapabileceğimiz her alanda katma değer teknolojide. Ben de bir bilgisayar mühendisi olarak erkek kardeşimle, benim gibi meslektaş olan erkek kardeşimle 10 yaşında olan bir şirketin ortağıyım. Ve bu şirket de Sanayi Bakanlığı, Bilişim Sanayi Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir şirket. Arge ofisimiz Bilkent Siber Park'ta, merkezi de İstanbul bu şirketin. Bundan mütevellit biz ulusal ve uluslararası pek çok şirkete... Yani sadece İstanbul, İzmir değil, Ankara'da ayağı da var. Evet, Ankara'da da var. Oraya gittikçe de fırsat buldukça Sayın Genel Başkan'ı da ziyarete gidiyorum. Orada bazı temaslarım oluyor. Dolayısıyla İzmir, Ankara ve İstanbul üçgeninde beraber çalıştığım arkadaşlarımla bu ekonomideki global ve Türkiye içerisindeki o belirsizliklere bağlı sağlıklı iş yapabilmek, doğru işi üretebilmek, doğru borçlanabilmek, doğru borçlanmaya karşılık kırmadan, dökmeden doğru tahsilat yapabilmekle ilgili ne anlatıyorsam şirketlere aynısını bugün ben yaşıyorum. Anlattım. Aslında buradan hemen kitabınıza girmek istiyorum ama evet. Daha sormam gereken başka şeyler de var. Buyurun, yine şeyle ilgili. Evet, ekonomiden bahsettik, doğru iletişimden bahsettiniz. Ortaklardan bahsediyor. Yabancıların şu andaki Türkiye'ye bakışları nasıl? Çok içindeyim Ahmet Bey ben. Yani aslında çok benimle ilgili bir soru sordunuz. Benim süreçlerimi takip ettiğiniz bildiğim için sanıyorum bu soru. Bizler yurt dışı fonların Türkiye'de şirketlerle buluşmasını ve yabancı paranın sıcak para olarak değil, içeriye istihdam olarak kalmasını sağlayacak yatırımlara destek olan bilgiyi satarız. Ve deriz ki yurt dışındaki yabancı ortaklı olan ya da fonlara gelin Türkiye'de yatırım yapın. Bu şirketlere güvenin, ülkemize güvenin. Bu olan durumlarla ilgili stabil bir yapı var ama bu dengesizlikler ya da bu değişkenlikler kalıcı bir instabilizasyonun değil, konjonktürün getirdiği bir durum. Şunu söyleyeyim, yurt dışında bu en sonki terör olaylarında Türkiye'nin büyümesini istemeyen bütün yapılar, örgütsel yapılar ya da bir fiil yani kendi başına çalışan yapılar, Türkiye'deki en ufacık bir olayın dışarıda büyütülerek spekülatif yansıtılması için hala uğraşıyorlar. Bunu biz yaşıyoruz. Evet. Özellikle Alman ortaklı şirketler, İngiltere ortaklı şirketler, Hollanda ortaklı şirketler ya da Katar fonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen fonlar ya da Yunanistan'dan gelen yatırımcılar sürekli Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor? Ayrılın oradan, kaçın oradan, gidin oradan, kapatın oradan gibi böyle şeyler sorarak bir şeylerin arka tarafta böyle pompalandığını hissediyoruz biz. Almanya ve İngiltere'yi anladım. Katar fonunun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aynı doğrultuda çalışması. Aynı doğrultuda çalışmıyor ama onlar da sonuçta parasının değer katacağı bir yere gelmek isterler. Elbette. Tabii ki hükümetimizle arasındaki ilişkilerin iyi olması iyi bir şey ama dostluk ayrı, ticaret ayrı.
sıcak paranın Türkiye'ye girmesiyle beraber. Yani her dost iyi bir ticari partner değildir diyorsunuz. Değildir. Çok doğru. Harika bir çıkarım yaptınız. Teşekkür ederim. Benim için de kazanım bu. Sıcak para girmesini istemeyiz biz. Ekonomiyle uğraşan insanlar. Sıcak para istemeyiz. Doğrudan para istemeyiz. İçeride kalacak, kökleşecek evet. ve değer yaratacak para isteriz. O da şirket almak, istihdam yaratmak, varlık fonu oluşturmak filan. Ben buradan bir şeye daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de özellikle İzmir ve İstanbul'da yurt dışı ortaklı Türkiye ile joint venture dediğimiz şirket evliliği yapan çok şirketin Türk genel müdürü var. Bu insanlar bugün Türkiye elçiliği yapıyor. Buradan hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. İsmi bilinmeyen kahramanlar bunlar. Her gün Almanya'daki şirketin CEO'su, yatırımcıları arayıp ne oluyor, ne bitiyor burada diye soruyorlar bu insanlara. Ve her gün bir saat bu insanlar Türkiye'yi oraları anlatıyor. Bunlar isimsiz kahramanlar. Türkiye'nin isimsiz yani kahramanlar. Yani dışarıda Türkiye aleyhine çalışan lobilerin karşısındaki bu isimsiz çok, kahramanlar. Şirket genel müdürleri, isimsiz kahramanlarımız var. Burada hepsine çok sonsuz sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ben de elimden geldiği kadar şirketlere daha katma değer sağlayacak ya da daha kapalı ortamlarda gereken bilgileri veriyoruz biz zaten. Endişe edecek bir şey yok. Çünkü çok hareketli bir bölgenin sınırındayız. Hiçbir şey yokmuş gibi bahar dalı ya da bahar mevsimi yaşayan bir gül bahçesinde gibi değiliz. Yani dibimizde devam eden teröre karşılık ve bugün Türkiye'nin yürüttüğü sıcak operasyonlara karşılık tabii ki bunlar olacak. Ama yine güçlü bir duruşu var ve güçlü bir duruşu olacak bir milletiz biz. Yani buna inanmaktan vazgeçemeyiz. Herkes taşın altına elini sokacak. Gerekiyorsa evet. izah edemeyeceğimiz ya da sonradan izah edilecek bir şeyin bile bugün bizi zor duruma düşüreceğini bilsek bile bu milletin ve devletin bekası için bugün fedakarlık zamandır. Evet, güzel şeyler söylediniz. Söyleyecek bir şey bulamıyorum aslında bundan sonra. Bu milletin bekası, bu devletin bekası tabii, için tabii, yapılması tabii. gereken çok şeyler var. Düşünsenize, ama ne yazık ki beka konuşuyoruz. Evet. Ne kadar acı bir şey bu. Yani teknolojiyle uçmak, yükselmek varken bu ülke, bu cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kurup bizleri emanet ettiğinin daha birinci asrını görmeden bunlarla uğraşıyor olmak gerçekten çok üzücü bir durum yani. Evet. Bunun aksini isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz yani. Etmemeliyiz zaten. Ama ne yazık ki herhalde gerek içeriden gerekse dışarıdan bu konuda. Tabii. Çok çok fazla düşman var yani. Demek ki ortada çok da güzel olan bir şey var paylaşılmayan. Gerekiyorsa kalemle mücadele edemiyorsak başka şeylerle mücadele edeceğiz ama Allah o günlere göstermesin bize yani. Bir daha göstermesin. Allah muhafaza tabii. Evet, bu ülkemizin ben kitaptan yazmaktan çizmekten evet. anlarım yani. Hemen buraya gelelim. Siyaset bitti. Siyaset sonrası acaba sizin bütün evet, çalışmaya yoğunlaştıran ne oldu? Beni kimse tutamadı bu arada. Ben siyasi dönemde ne kadar çok çalışıyorsam Çivril, Denizli'liyim. Bu ikinci kitaptı değil bu mi? Bu ikinci kitabım. Evet. Ahmet Bey ilk kitabı söz vermiştim kadınlara. Milletvekili seçilseydim kadınlarla ilgili özel programlar yürütmeyi planlıyordum mecliste. Sayın Genel Başkanımız ve Sayın Parti büyüklerimizin desteğiyle. Fakat orada olmadan da bir şeyler yapabilirim deyip bir girişimci kadının yol haritası olmak üzere bir iş fikri nasıl şirketleşir, nasıl paraya dönüşür ve kadınlar nasıl ayakta kalır anlatan. Birinci kitaptan bahsediyorsunuz. Birinci evet. kitap. 100 bin kadın girişimciye adandı bu kitap. Dörtte birine ulaştım sayılır. Dörtte birine ulaştım. Ciddi bir başarı bu. Evet. Bugün COSGAP'ten gelip destek alan bütün kadınlara bu kitap bir şekilde gönderiliyor. Öyle çok ekonomik bir beklenti içine girmedim. Ne biliyorsam yazdım. Sevdi de insanlar. Sonra içimde çok isteyen bir şey vardı. Hep sayısal okudum. Seçimde iletişimin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Doğru kodu kurduğunuzda iyi bir şey yapıyorsunuz. Kuramazsanız da kendinizi ifade etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu zor bir şey. Evet. Şirketlerde de her şey iletişim. Ailede de iletişim. Burada da iletişim kuruyoruz. Zaten aileden başlıyor değil mi her şey? Her şey. Bizim eğitim sistemimizde iletişim kodları ve insanı tanımakla ilgili bir eğitim yok. İletişim fakülte olarak bir alana konmuş ve sadece bir alanı tercih etmek isteyen insanlara yüklenmiş. Halbuki iletişim bütün dünyada varlık gösteren bütün canlılara ait olması gereken bir şey. Ben de insanların insanlarla ve insanların dijital dünyayla iletişiminin bugün katma değer gerektirecek en basic baz kısmından başlayıp katma değer evrilecek o nosyona kadar geldi bir kitap yazmak istedim. Sizin gibi iletişimcilere böyle bir kitabı falan anlatmak tabii çok bizim haddimize düşmez belki ama. Yok biz seyircilerimize anlatıyoruz. Evet. Burada hedefim aslında, hedefim hiç bu zamana kadar ya iletişimimi nasıl geliştireyim diye. Şöyle ben tutayım şöyle seyircilerimiz de görsünler. Evet burada kitabı. Mesela Gazi kitabımdan evet. çıkardım. Çok teşekkür ediyorum buradan herkese de onlara da selam olsun. Şöyle bir şey var. Mesela
Dijital devrim önemli. Bilişimle uğraşan bir kişiyim ve bugün bakın dijital yayın yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla dijital devrimin iletişimi nereye getirdiğini 7'den 70'e herkesin bilmesi lazım. Bu kitapta ondan bahsediliyor. İletişimin insan boyutu önce insan. Bugün evvelsi gün Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda ben Sanayi 4 zirvesinde konuşmacılardan biriydim. Bölgeyi temsilen. Orada yine her şeyin robotlarla değil insan odaklı yürütüldüğünden bahsettim. Dolayısıyla önümüzdeki dönem insanın en iyi iletişim kurması gerektiği dönem. Makinelerle insan arasında. Her ne kadar insanlık makineleşmeye doğru gitse de, robotlaşmaya doğru gitse de. İletişimin verimliliği ve etkinliğini sorguluyor olacağız bu sefer. Şirketlerin iletişime ihtiyacı var. Çünkü bugün yabancılara biz onların diliyle, kendi sense of humor derler, mizah anlayışımızla, onları endişe etmeyecek az, net ve emin cümleler kurabiliyor olmamız lazım. Bakın yine iletişim. Evet. Bugün ülke yöneten insanların da başarısı iletişimle ilgili biliyorsunuz. Son kısmı evet. Çok özellikle ben genç girişimcilere ayırdım. Açık zihin, açık iletişim var. Bir de kendi rüzgarını kendin yarat var. Bir de network nasıl kurulurdan bahsettik. Şu kendi rüzgarını kendin yarattan biraz bahsedelim isterseniz. Çok çünkü siz öyle bir rüzgar yarattınız. O açıdan soruyorum. İnsanların enerjisi olduğuna inanıyorum. Benim de kendime has bir enerjim var. Onun farkındayım. Bunu olumlu ve pozitif anlamda değerlendirmek genel çabam. Etrafımda pek böyle yüzü asık, somurtan insan tutmam. Sallanan, safsaklayan, işi böyle yalap şalap yapan insanlar da pek bulunmaz etrafımda. Yani benim gibi güler yüzlü olsun diyorsunuz. Tabii. Benim gibi olacak, sizin gibi olacak. Emek üretecek, değer üretecek. Evet. Değer üretirken de bir zahmet mutlu olmaz çünkü ya. Yani kavga gürültü etmeye gerek yok. Aslında üretim biraz da kavga gürültüyü engelliyor değil mi? Gayet tabii. Bugün kavga gürültü olmadan insanlara mutlu olacağı iş alanını yaratabilirsek Ahmet Bey, o da doğru iletişim koduyladır. Kimse kavga etmez. Bugün taksici mutsuz, bugün bakkal mutsuz, bugün sanayici mutsuz. Sormak lazım yani sevdiğin işi mi yapıyorsun sen diye. Bunların temelinde hep kendini ifade edememekten yola çıkan bir gözlemim var benim. Bu kitap onun için yazıldı. Üçüncü bir kitap geliyor şu anda. Aslında o asıl benle ilgili bir kitap. Endüstri 4 ve Sanayi 4 devrimini kaçıramayız ülke olarak. Kaçırırsa kapı yutarız. Biz bile işe yaramayız artık o saatten sonra. Ama herhalde en fazla iletişimcilerin görevi bu. Tabii. Yani eğitimler veriyorum. Binlerce insana değiyoruz. Bugün 60'a yakın KOBİ'nin içindeyim. KOBİ'lerin ciğerine kadar öğrendim artık. Yani KOBİ dünyası ne oluyor? Patronlar nerede takılıyor? Nerede içsel ihtirasları var? Nerede hayal kırıklığı yaşıyor? Nerede iyiler? Nerede çıkmazdaları artık görebiliyorum. Bu kitabı kimlere tavsiye ediyorsunuz? Bu kitabı... Gençler için özel bir bölümümüz var biliyorum. Bu kitabı gençleri şirketlerde çalışan herkes. Bir de kendi işini yapan minicik esnaf, taksicilerden tutun simitçilere kadar herkes. Bugün ders vermek isteyen, ben eğitimci dünyasına nasıl girebilirim deyip doğru kodu dijital dünyayla nasıl buluştururum diyen herkes. Sokakta yürüyüşünden insanı tanıyarak nasıl selam vermemiz gerektiğinin bir yöntemi olduğunu keşfetmiş bir kişi olarak içeride renk kodlarıyla kişilik envanteri testini herkesin çözmesi lazım. Bu kitap herkes alabilir. Tavsiye ediyorum. Hiç mütevazı davranmayacağım. Bu kadar ne derler? Eksiği falan vardır muhtemelen. Hatası var mı da kusurlarıyla artık affetsinler. Yani benim gibi çok yoğun çalışan bir insanın böyle bir kitap yazabilmesi bile zaten mucize yani. Geceleri 18 saat çalışıyorum. Ondan sonra geceleri 18. Bütün yani gün 18 saat çalışıyorum. Evet çalışıyorum. Uykuya zaman kalıyor. Çocuklarımı uyuttuktan sonra küçük oğlum daha çok bana ilgiye ihtiyacı var. Onu uyuttuktan sonra 3 saat falan makale tararım her gün. Dünyada ne oluyor? Türkiye'de bilgi nerede? Çok gerideyiz bazı şeylerde. Çok çalışmamız lazım. Neler söylemek istiyorsunuz bu çok çalışmamız lazım derken? Şimdi bakın dijital... Mesela şeyden başladık biraz darbede anlatılması gerekenlerden, yabancılara iletilmesi mesela gerekenlerden başladık. Mesela şunu öğrenmemiz lazım ya. Şirket kuruyorlar evet. Hı-hı. Çocuklar genç bir şey, genç, enerjileri yüksek ya. Bizim kurumsal bir şey yapmayı öğrenmemiz lazım ya. Sistem insanı değil Türk insanı. Sistem insanı değil. Otoparkta kızgınız, otopark, araba parkı derken şimdi taksici kızıyor bana. Bir kadın olduğumu unutuyor zaten. Ben de kadın olduğumu unutmadan kavga etmek istemiyorum tabii. Şirketler kurumsal değil, kurumlar kurumsal değil, devletin kurumsal mekanizmaları sistemsel çalışmıyor. Adam sendecilik var, buradan kurtulmamız lazım. Ben bunu seçimlerde de gördüm. Adam sendecilik, hamili kart ekonomidir, kısa devre işi halletme. Yani içeride sistemi kurmayı biz gecikmişlik olarak görüyoruz. Irak pazar açıldı, koştur koştur git. Irak, Türkiye'den gelen iş adamlarını dolandırıcı gözüyle bakıyor.
İran tabii tabii. İran Türkiye'den gelen iş dünyası daha sonra iş veriyor. En büyük kaybımız da burada değil mi sizce? Tabii. Hızlıcılık, acelecilik, hemen benim olsunculuk, en çok benim olsunculuk. Bırakalım şu faydadan, menfaatten bir şey ummayı ya. Önce işi düzgün yapalım. Önce işin ehli olmak. Sonra zaten Cenab-ı Hak insanları yaratmış, herhalde aç bırakacak hali yok bu kadar insanı. Aç bırakmak için, eziyet çekmek için mi gönderdi bu hayatı? Dünyada yeterince ürün var ama. Değil mi? Birbirimize yani birbirimize iyi iş üreten insanların iyi iş üretmesinden keyif yaratacak bir dünya yaratabilmemiz lazım. O yüzden millet bana diyor ki niye bu kadar çalışıyorsun? Ucunda para yok. Siyaset için yapmıyorum bunu ben. Siyaset olur olmaz. İnanın bana çok samimi söylüyorum. Siyaset için yapmıyorum. Siyaset için bir STK'da yokum ben. Yaptığım işi bir yerde benim işime çıkar diye kullanmak istemiyorum. Bu çok yanlış bir şey. STK'larda, sivil toplum kuruluşlarında gönüllü destek oluyorum. Mesela ESİAD'dayım, Kalderin Yönetim Kurulu'ndayım. İkisi de iş dünyası. Yeniden Biz Derneği'ndeyim. Kadınlarla ilgili bir dernek. Kadınları ekonomik hayata kazandırmak için çalışan bir dernek. Buralara ben ciddi mesai harcıyorum, ekonomi harcıyorum. Bunu ben siyaset için kullanamam. Bu etik dışı bir şey. Yani bizim ülke olarak etik değerlerin yerleştirilmesine ihtiyacımız var. En büyük arzum bu benim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Etik değerler diyorsunuz. Çok ihtiyacımız var. Vallahi herhalde bunun zararını ülke olarak, devlet olarak... Çocuklarımız görecek. Devlet olarak biz de epey gördük herhalde. Hepimiz gördük. Şimdi bel altı herkes insanı üzer, yorar. İnsanlar birbirinin eksiğini arar. Sosyal medya insanları karalamak için kullanılmış. Troll hesaplar insanlara ölçüsüzce hakaret ediyor. Ya ben ona bulaşmayayım, buna bulaşmayayım, aman orada bir laf etmeyeyim dediğinizde siz kendi pranganızı, zihninize, zekanıza kendiniz zaten başkası eliyle vuruyorsunuz. Onlara gerek yok. Bulaşmayayım derken. Tabii bulaşmayayım, aman bulaşmayayım, ona bulaşmayayım, buna bulaşmayayım. Ona bulaşırsam başıma bir şey gelir, şuna bir şey dersen buna gelir. O zaman korku dünyası içerisinde zihin, zeka kendini ifade edemez. Yaratıcılık serbest, özgür ortamlarda ayakta kalır. Serbest bir ve özgür insanların özgür ifade ettiği iletişimin özgür bir şekilde zihinlerden böyle ifadelerle yargılanmadan, insanları zor duruma sokmadan, prangalara vurulmadan yayıldığı bir ülke hayalim var benim. Çok güzel, bu şey hayal ediyorum. Güzel, sizin adınıza da söylemiş olayım ben. Çok güzel bir hayat. Gerçekten ülkemiz herhalde şu anda buna çok ihtiyacı çok, var. Çok yani birileri hapse girdiğinde, birileri ölçüsüzce bir şiddete uğradığında, birilerinin ifadesi kapatıldığında ben üzülüyorum. Yani neden o onu söylemeye çalışılıyor, o anlamak çabasından ziyade kapatmak en kolay şey. Evet. Sanki güç kimdeyse diğeri... Temelden çözülüyormuş tabii, gibi tabii, ama değil zaman, aslında çözülmüyor. İşte o zaman insanlar kendi mücadelesini zekasıyla, iletişimiyle veremediği için güçle kapatıyor. O zaman herkes güce tapıyor, güç bende olsun diye entrikalar başlıyor. Bugün güç başkasına geçtiğinde bu güç uygulayanlara güç uygulanacaktır yani. Böyle bir dünya yok yani. Evet, gücü çağrıştırıyor. Ondan sonra da tabii, ortalıkta tabii. Bir kaos oluşuyor. Ben bu ülke yöneten herkesin benim şu arka sokaklarda, sahada gezdiğim yerde gezmesini istiyorum. Halkın geldiği o kültürdeki yozlaşmayı görmesini istiyorum. Korumalarla gezmek, arabalarla gezmek, sırça köşklerde oturmak, kapalı ortamlarda gezmek değil mesele. Bu ülkenin vasat ve vasat altı davranış kültürünün nasıl insanların içine yerleştirildiğini, bu insanların yaşamasını istiyorum. Şu kitap biraz da o arka sokaklarda gördüklerinizin eseri. Kesinlikle. O kadar üzülüyorum ki. Yani bir ben insan 40 sene önceki köy hayatını ya da 20 sene önce babaannem ve rahmetli anneannemle beraber yaşadığım köy hayatını özler hale gelir mi bir insan ya? Geldik. Gelmediyseniz siz iyi durumdasınız. Yani ben geldim. Yok, hepimiz geldik. Eskileri özler hale geldiyse bir kültür, o kültürde yozlaşma vardır. Eskiler özleniyorsa eğer, eski İzmir, eskiler fotoğraflarına gülüyorsa... Ama nostalji diye hepimiz de sanki geçmişe bir özlem var. Nostalji falan değil, Rahmet Bey, o geçmiş nostalji falan değil. Yeni eskiyi aratar bir noktada. Çünkü insanların birbiriyle kültür ortak noktada buluştuğu bir şey kalmamış. Siz orada nasılıyorsunuz, ben orada nasılıyorum. Çektiğin yerde kalıyor. İnsanlar bir patlama bombası gibi yapmış. Bir de ekonomi bozulursa artık Allah mı korusun yani. O yüzden iyi şeyler söyleyeceğiz. Bana bir büyüğüm şöyle demişti, politikacı ve siyasetçi umut dağıtır demişti. Doğru kelime, umut önemli. Hayal derseniz daha şey olur. Sanki daha yanlış bir şey ama umut doğru bir kelime. Umut saçmaya devam etmeliyiz. Umut. Umudumu bitirmek istemiyorum bu ülke adına. Çalışmaya devam edeceğim. Evet. İzin verirlerse tabii yani. Ama siz çeke çeke alıyorsunuz herhalde. Vallahi evet ya, yetki verilmez alınırmış modunda böyle koştura koştura. İnanın ne yapmak istiyorum? Üniversitelerde kısmet olursa önümüzdeki dönem İstanbul'da bir üniversitede derslere giriyorum.
Kısmet olursa doktoram da bitiyor bu dönem. Girişimcilerle ilgili o doktora. Şimdi hayırlı olsun. Çok diyelim. Teşekkür ederim inşallah. Bir kitap daha var gündemde. Şirketleri büyütmemiz lazım. Daha çok istihdam sağlamamız lazım. Gençlere iş. Evet. STK'lar. Yapacak iş çok. Çocuklarımı büyütmem lazım. Sizinle birlikte çalışan kaç kişi var şu anda? 47. 47 kişi. Az değil. Az değil. O insanlara zamanında maaş ödemek, onların mutluluğu, onların şey, kariyer beklentileri, ekonomiyi bizle beraber devam eden tedarikçi zinciri. Peki iş yerine gittiğinizde nasıl anıyorlar sizi? Sena abla mı diyorlar yoksa böyle? Hocam derler bana patron genelde. Patron mu derler? Patron gibi değilim ben. Yani size nasıl bu samimi ortamı kurguluyorsam orada da ne içiyorsunuz filan, bana yok mu filan derim böyle. Giderim onların masasına otururum. Kendi odamda böyle bir makam, masam filan vardı, kaldırttım onu. Şu kitap yani iletişim. Çok ben hayata düz basit yalın yaşamayı istiyorum yani. Bu benim önümüzdeki dönemki belki de hayat felsefem diyorsunuz. O yüzden hayatı yalınlaştırmak için vazgeçmek istemiyorum. İnsanların yalın düşünce içerisinde doğru iletişim kodlarını bulmasını arzuluyorum. Arkadaşlar işaret ediyorlar durmadan, yeter artık falan filan. Valla güya erken, evet bizim de toplantımız var ama tamam. Evet ben konuşmayı özlemişim bu arada. Evet işiniz de varmış biliyorum. Evet, başka randevumuz var. Ben son sözü size yine bırakayım. Böyle şöyle ekranlara dönüp İzmirlilere, evet, partililerinize, evet, ve bu kitap hakkında en son neler söylersiniz onları bir alalım. Avrupa ortalamasında bir kişiye 7 kitap düşüyor. 4.6-7'lere çıktı. Türkiye'de 6 kişiye bir kitap düşüyor. Okumadan aydınlanamayız. Aydın bir kentteyiz. Aydın insanlar diyoruz. Ben kendime de aydın bir Türk milliyetçisi unvanını hep yakıştırmak isterim. Aydınlanmak bilginin güncellenmesiyle beraber güncellemekle mümkün. O yüzden sadece bu kitabı değil, kitap yazan herkesin ifade etmek istediği bir şey var. Bir cümle alsak bizim için kazanımdır. Okuyun ne olur diyorum. Okuyun, okuyalım beraber. Bir dil, bir lisan, bir insan demekmiş. Bugün bir evren demek. Yabancı dil çok önemli. Yurt dışına gittiğimizde diyorlar ki ya İzmir'e geldik. İzmir'de kimse İngilizce bile bilmiyor. O yüzden yeni neslin özellikle İngilizce ve Almanca eğitim ya da yabancı dil, yabancı lisana ağırlık vermesi gerekli bir kentteyiz. Çocuklarıma da çok önemsiyorum. Huzur, birlik, beraberlik önümüzdeki dönem aklı selim insanların bu güzel topraklarda, bu güzel kentte örnek emsal teşkil edeceği bir yerde bize büyük sorumluluğun düştüğü bir noktadayız. Kendi partilerime de seçim bittikten sonra bana olan ilgilerini, teveccühlerini böyle bir gram bile azaltmadıkları için ve de sadece dönemsel, durumsal değil, bir ömürlük beraberliklerini de bu dönemde her durumda destekleyecek şekilde gösterdikleri için ben teşekkür ediyorum. Herkese saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam mı diyeyim ben de? Hocam. Sayın Bekir. Estağfurullah. Evet, teşekkür sayın seyirciler, yeni gündemden burada sona eriyor. Konumuz Sayın Senem Kılıçtı, bilgisayar mühendisi ve iş kadını. Eski bir siyasetçi diyemiyorum. Hala onu göreceğiz gibime geliyor. Umut var, umut tekrar var canım. Evet. Umut var. Evet, yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.